Dönelim 35. gününde İsrail ordusunun ölüm yağdırmaya devam ettiği Gazze'ye. Gazze'den canlı görüntüler ekranlarınızda. Bir yandan da Selahattin Caddesi. Selahattin Caddesi dünden itibaren Amerika'dan gelen açıklamaya göre 3 gün boyunca günde 4 saat açık tutulacak. Bu da sivillerin tahliyesi gerekçesiyle böyle bir karar alındığı söylendi. Selahattin Caddesi'nde an itibariyle bakın bütün dünyanın gözleri önünde 15 Mayıs 1948'i yeniden yaşıyor. Büyük felaketi, Nekbe'yi adeta yeniden yaşıyor Filistinler. İsrail savaş uçakları ise abluka altındaki Gazze şeridindeki 4 hastaneyi dün ağır şekilde bombaladılar. Batı Şeria'yı da karıştırmaya devam ediyorlar. Dün orada Batı Şeria'da Cenin'deki çatışmaların tam odağında olan ekibimiz Emre Karaca, Aydın Korkmaz şimdi de o noktadalar. Emre, hemen son durumu sorarak başlayalım. Bir yandan işler acısı görüntüler tabii ki. Birkaç parça eşyasını alabilen Filistinliler Selahattin Caddesi'ni 4 saat içinde kat etmeye çalışıyorlar. Batı Şeria'nın da dün son derece sıcak dakikalara sahne olduğunu gördük. Yoğun çatışmalar vardı. Gazze zaten bildiğiniz gibi 35 gündür bombalanıyor. Son durum nedir? Cephenin, savaşın nabzını senden rica edelim. Batı Şeria'dan başlayalım. Hemen arkamda Cenin mülteci kampı bulunuyor. Cenin mülteci kampında dün öğlen saatlerinde başlayan çatışmalar oldukça uzun sürdü. Saatler boyu sürdü ve akşama kadar ulaştı aslında. Bizler de akşam saatlerinde buradaydık ve gözlemleme şansına sahip olduk. Çatışmanın arkasından adeta çok kanlı bir bilanço ortaya çıktı. 14 Filistinli hayatını kaybetti. 20 Filistinli gözaltına alındı. Bununla birlikte en az 16 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor ki aralarında ağır yaralı olanların olduğu da belirtiliyor. Hekimler tarafından, uzmanlar tarafından. Bununla birlikte tabii yolların harap olduğunu söylememiz lazım. Yani şu an arkamda gördüğünüz Cenin mülteci kampının taşıtların kullandığı yollar harap olmuş durumda, enkaza çevrilmiş durumda. Birçok evde daha öncesinde hedeflendiğini düşündüğümüz evlerde patlayıcılarla adeta paramparça olmuş durumda. Moloz yığınları haline gelmiş durumda. Gerçekten dün gün boyu süren bu İsrail baskınının neticeleri oldukça acı olduğunu söyleyebiliriz. En azından Cenin halkı için bu şekilde oldu. Tabii Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da böylelikle 183'e çıktı. Bununla birlikte 2000'den fazla Filistinli de gözaltına alınmış oldu. Tabii savaşın en büyük insani dramının yaşandığı yer şüphesiz ki Gazze. Ancak Batı Şeria genelindeki kentlerde de, Filistinlilerin yaşadığı kentlerde de sık sık baskınlar gerçekleşiyor ve bu baskılar bu insanların hayatlarını daha da zorlaştırmaya devam ediyor diyebiliriz. Gazze'ye geçelim. Gazze'de son 24 saatte hayatını kaybeden Filistinli sayısının 243 olduğu açıklandı. Böylelikle artık 11 bin seviyesine de ulaşılmış oldu. Gerçekten can kayıpları hiç hız kesmedi. Hava bombardımanı hiç hız kesmedi. 35 gündür ateşkes namına en ufak bir adım bile atılamadığını belirtmemiz lazım. İnsani tırlar da içeri girmeye devam ediyor ancak çok yetersiz. İlk tır 21 Ekim'de girmişti. O tarihten bu yana 821 insani tırın içeri girdiğini söyleyelim. Ancak çok yetersiz bir sayı olduğunu eklememiz lazım ki bir dipnot, henüz yakıt ikmali içeriye gerçekleşmedi. Yakıt ikmali gerçekleşmediği için de hastanelerin randımanlı bir şekilde çalışması söz konusu olmuyor. Bununla birlikte Şifa Hastanesi'nin son 24 saatte 5 farklı dönemde, 5 farklı zaman diliminde vurulduğunu söylememiz lazım. 5 farklı kez vuruldu Şifa Hastanesi. Şifa Hastanesi İsrail ordusunun hedefindeki hastane, içerisinde Hamas'ın bürosu olduğuna inanıyor İsrail ordusu. Bu nedenle orada sivillerin olduğunu, yaralıların tedavi olduğunu göz ardına ederek bombardımanlarla çevresini adeta yaşanılmaz bir hale geldiğini söyleyelim ki son bombardımanın ardından görüntüler oldukça iç acıcı kötüydü. Çünkü birçok sivilin orada yaralandığı görülüyor ve birçok sivilin, zaten hastaneye sığınan sivillerin bir kez daha tedaviye muhtaç kaldığı belirtiliyor. Bununla birlikte birçok hastanenin tankerlerle çevrili olduğunu belirtelim. Şifa Hastanesi bunlardan biri, Endonezya Hastanesi bunlardan biri, Rentisi Hastanesi de bunlardan biri ve Nasras Çocuk Hastanesi de bununla birlikte başka hastanelerde tamamen çevrilmiş durumda. Özellikle Kuzey Gazze'de, yani Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastaneler şu anda tanklarla abluk altına alınmış durumda. Zaten içerideki durum çok kötüyken, elektrik üretimi anlamında büyük sıkıntılar yaşanmışken, yaralılar tedavi olunmazken bir de bu çevreleme politikasının şu aşamada devreye girdiğini söyleyelim. Son olarak 4 saatlik bir formül ortaya atıldı. ABD tarafından dün açıklama yapıldı. Buna göre 4 saat boyunca çatışmasızlık ilan edilen güvenli hatlarla birlikte kuzeyden güneye sivillerin tahliye edilmesi gerçekleşebilecek. Tabii ki bu fiilen gerçekleşecek.
gerçekleşebilecek mi? Çünkü daha önce de İsrail'in belirlediği periyotlarda çatışmasızlık ilan ettiği güvenli hatlar vardı. Ancak o hatlarda vurulmuştu. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü İsrail buna cevap olarak da neden vurulduğunuz sorusuna cevap olarak da Hamas'tan kendine gelen saldırılara karşılık buraları vurduğunu ifade etmişti. Yani aslında bu 4 saatlik formülünde en azından fiili olarak çok da güven verici bir mekanizma olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Gazze'de tabii ki ilerleyen süreçlerde de detayları aktarmaya devam edeceğiz Gazze içerisinden. Ancak şu anda çok da durumun iyiye gitmediğini ve insani krizin daha da derinleştiğini ifade etmek gerekiyor. Asya'da... Emre Karacaaydın Korkmaz, teşekkür ediyoruz hocam.